Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak bugün basın mensupları ile yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı. Altıparmak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Polis evinde basın mensupları ile bir araya gelen Vali Ahmet Altıparmak göreve başladığı geçtiğimiz yılın Haziran ayından itibaren Erzurum'un var olan sorunlarını ve yapılan çalışmalarını aktardı. Kent merkezindeki hava kirliliğinin önüne geçilmesi için yaklaşık 20 ekip oluşturulduğunu, denetleme yapıldığını anlatan Vali Ahmet Altıparmak, özellikle inversiyon olduğu saatlerde partikül madde açısından kirlenmenin üst seviyeye çıktığını anımsattı. Hava kirliliğinin yaşanabilmesi mümkün değil. Aldığımız verilerde ortalamaya bakıyoruz, normal görülüyor. Ancak kışın yaşayan gibi gördük ki, farklı saatlerde, inversiyon saatlerinde çok daha yoğun bir takım kirlenmeler olduğunu, tütün kirliliği yok, bunu açıklıkla söyleyebilirim. Partikül kirliliği var. Bu da inversiyondan kaynaklanıyor. Bunun da uzun vadede tek yol arkadaşlar hava koridorlarının açılması. Kömür tamam, hava gazı, doğal gazın kullanması tamam, bunları zorluyoruz. Doğal gazın kullanması toplantıya katıldınız. Doğal gazı yaygınlaştırmak için ailelerin soba kullanması, özellikle sosyal yardımlaşmadan kömür alanlara sobaya yönlendirerek, onlara nakit para vererek doğal gaz kullanmasını istiyoruz. Bunlar için de işte bu çalışmalarımız var. Bankacılara görüşürüz, kredi teminlerce, proje yaparak gelen mülkten para alabilen biz gayretimiz var. Ama rüzgar koridorları konusunda, hava koridorları konusunda mutlaka sizin de hem aday belediye başkanlarını hem de bu şu andaki çalışanları zorlamanız lazım. Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçar'ın Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğü'ne atanmasıyla ilgili bir soru üzerine Vali Ahmet Altıparmak, bir iki arkadaşımızda bir yer değişikliği var ama bu çerçevede değil, kendi iş değerlendirmemizdendir. Bu döneme denk geldi. Belki öyle algılayabilirsiniz ama öyle bir çalışma değil, dedi. Kış turizminde önemli bir yere sahip olan Erzurum'da otellerin bir haftadır %100 doluluk oranını yakaladığına dikkat çeken Ahmet Altıparmak, Palandöken ve Konaklı şu anda kayak yapabilen önemli merkezlerden biri olduğunu bildirdi. Turizm altyapı birliği olmadan turizm yapılmaz. Bu işin sahibi olması lazım. Valinin, belediye başkanlarının, turistik işletmelerin sahiplerinin içinde bulunduğu bir orada olması lazım, bir yönetim olması lazım. Bu yönetim ancak şehrin turizmine yön verebilmiştir. Çünkü benim bütün kastım arkadaşlar bireysel değil, dikkat ederseniz. Sistematik çalışma, kurumsal çalışma, analitik çalışma. Ama maalesef en beklemediğim yerde direnç gördüm. Nerede gördüm? İlgözün Deresi, İlgelemesi de gördüm. Efendim niye böyle bir şey çıktı? Şimdiye kimsenin aklına gelmemiş. İnanılmaz şekilde sorular. Ya yapalım gitsin, madem var ya böyle iyi bir niyeti var. Demek ki şehrin ne diyecek? Demediler ya. E ne yapacaksınız arkadaşlar? Herkese de kavga edemezsiniz yani. Niye çıkartmadınız mı? Olsaydı şu olacaktı. Belediye, İlgözü İdaresi, hatta belediyeler, oteller bir bütçeden bir pay ayıracaklar buraya. Bu pay ilin tanıtımı için, ilin bu manadaki reklamları için. Diyoruz ki İstanbul'da otobüsleri, 4-5 otobüs giyilerek 1,5 saat sonra kayak merkezinizde siz vereceksiniz diye ilan verebilir. Hadi dediğin zaman ortada kayak yok. Tanıtımda da yurt dışına göndereceğimiz insanlar dil bilen rahatlıkla veya oradan dil bulacak bir artık yetişmiş eleman olması lazım. İki kişi gönderiyorsunuz, yetişiyor, üç kişi göndereceğiniz zaman bulamıyorsunuz. Hatim ve 101 Tefsir programı dahilinde okunacak hatimlerin duası 17 Ocak 2014 Cuma günü Ulu Cami'nde erkek cemaate, 18 Ocak 2014 Cumartesi günü de bayanlara yönelik yapılacak. Erzurum'da geçmişten günümüze kadar gelen 1001 Hatim geleneğine bu yıl 101 Tefsir de eklenerek 13 Aralık Cuma günü sabah namazıyla hatimler ve tefsirler okunmaya başlandı. Erzurum'da her yıl Aralık ayının 15'inde başlayan 1001 Hatim programı ve 101 Tefsir okunması 13 Aralık 2013 Cuma günü başladı. Erzurum ve Erzurumluların Kur'an'la iç içe olmasına vesile olan bu gelenek şehirde bayram havası yaşanmasını sağlıyor. Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar, 1001 Hatim geleneğinin Erzurum'da yaklaşık 500 yıldır sürdürüldüğünü ve geçen yıl toplam 19 bin hatim okunduğunu belirtti. Bu geleneğin Pir Ali Baba tarafından başlatıldığını ifade eden Müftü Çınar, Pir Ali Baba'nın "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allahu Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korunması umulur" sözlerini söyledi. Müftü Çınar, ilimizde yaklaşık 500 yıldır devam eden 1001 hatim geleneği kapsamında geçen yıl toplam 19.926 hatim okumuştur, dedi.
Bu yıl 1001 hatim ve 101 tefsir programı dahilinde okunacak hatimlerin duası 17 Ocak 2014 Cuma günü Ulu Camii'ndeki erkek cemaate, 18 Ocak 2014 Cumartesi günü Ulu Camii'nde bayanlara yönelik yapılacaktır. Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçar görevden alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçar görevinden alındı. Uçar, İl Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğü'ne verildi. Emniyet Teşkilatı'nda şube müdürlükleri nezdinde yaşanan değişikliklere Erzurum'da eklendi. 3 yıldır İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini sürdüren Hurşit Uçar dün gece görevinden alındı. Uçar, Trafik Şube Müdürlüğü'ne atandı. Uçar'dan boşalan göreve ise vekaleten aynı şubeden bir amir atandı. Sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Ahmet Altıparmak, görev değişikliğinin son günlerde camiada yaşanan değişikliklerle ilgisinin bulunmadığını öne sürerek bir şube müdürümüzün görev yeri değişti. Erzurum Genel Müdürlüğü'nde genel olarak yaşanan değişikliklerle ilgisi yoktu ifadeleri kullandı. Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Küme Mahallesi'nde kat kaloriferli evlerin kalorifer kazanında tezek yakılıyor. Kömüre güç yetiremeyen vatandaşlar çözümü tezekte buluyor. Evlerine kat kaloriferi döşenen vatandaşlar kömüre güç yetiremeyince kalorifer kazanında tezek yakarak ısınma ihtiyaçlarına cevap buluyorlar. Çayırtepe Küme Mahallesi'nde ikamet eden Mücahit Harmandır isimli vatandaş, mahalledeki kadınların yaz boyunca hayvan gübresinden hazırladıkları tezekleri kışın kalorifer kazanında yaktıklarını söyledi. Harmandar kalorifer kazanında tezek yakmayı kömür ve oduna güç yetiremeyen vatandaşların buluşu olarak değerlendirdi. Evet, kat kaloriferi koymuşuz. Her ne kadar mahalle olduysak burası yine bir köy statüsünde. Hayvanımız var, küçükbaş hayvan. Burada tezek yakıyoruz. Tezek iki türlü. Birisi hayvan tezeği, birisi de koyun. Kerme, yani bunun asıl ismi kerme. Kaloriferde 11-12. Aya kadar bu hayvan kermesini tezek yakıyoruz. Harmandar köyümüzdeki bazı vatandaşlar odun veya kömür alacak durumda olmadığından dolayı kalorifer kazanında tezek yakarak evlerini ısıtıyor. Yaz boyunca hayvan gübresinden hazırlanan tezekler kışın yakacak olarak kullanılıyor. Tezeğin kömür ve oduna göre daha ucuz olmasının yanında çevre içinde yararlı olması da önemli. Bir ev kışı 2 ton tezekle çıkarıyor. Oduna veya kömüre verecek para yok dedi. Eve geldik mi işte evin hemen hemen her bölümünde sıcak, güzel. Şehirdeki kaloriferler nasıl yanıyorsa, hatta bizimkinin derecesi biraz daha fazla. Çünkü kat kaloriferi olduğu için her dakika biz bakıyoruz. Sıcaklık da güzel, hepsi de güzel. Yani bir 50-100 koyunun şeyi, dışkısı bir eve 2 kış, 3 kış yeter. Yani çok büyük bir faydası var. Vatandaş üzerinde kredi kartı hakimiyetini sürdüren bankalar bu doğrultuda kampanyalarını sürdürürken her 10 vatandaştan 9'u bankalara ve kredi kartlarına ilgi göstermiş. Son dönemlerde kredi kartı çılgınlığının yaşandığı Türkiye'de hükümet özellikle kredi kartı borçlarından dolayı yeni uygulamalara imza atarken Erzurum'da da bankalara ilgi oldukça fazla olmuş. Ekibimiz bugün vatandaşlara kredi kartı kullanıp kullanmadıklarını ve bankalarıyla olan diyaloglarını sordu. Aldığımız cevaplar oldukça ilginçti. Kredi kartı kullanıyorum yalnız ölçülü bir şekilde ve ihtiyaçlarımı karşılayacak bir şekilde. Yıllardan belli kredi kartlarım vardır. Bunları kredi kartını düzenli bir şekilde, yani işte ondan alıp ona ekleyerek, ondan alıp ona ekleyerek devam ettirmek ailelerin çöküşüne, insanların borç batağına gitmesine neden oluyor. Kredi kartlarının özelliği, güzelliği de var ve bunun yanında şeyi de var yani. Kredi kartlarının insanların borç batağına itilmesi de var. Kişi geliriyle kartını ölçülü kullanması lazım. Bizde bazı vatandaşlar kredi kartlarını sanki bedavaymış gibi, hiç yatırmayacakmış gibi, o anda direkt cebinde para çıkmadığından dolayı acımasızca ve insafsızca bir harcama yaparak sonunda da bunu ödemek için artık çeşitli yollara başvuruyor. Kredi kartı kullanmıyorum. Sadece yani maaş kartı kullanıyorum. Yani bankamatikle maaş çekiyorum. Kredi kartını kullanmıyorsunuz deseniz ben şu an itibariyle düşünmüyorum. Ki hiç düşünmeyi düşünmüyorum. Çünkü hiçbir zaman bal veren bir insanın çıkarsız davrandığını düşünemem. Çünkü bankalar habire reklam yapıyor işte kredi kartı vesaire. Ki bu yüzden yuvalar çok yıkıldı. İnsanlar gerçekten ömür boyu paylaştığı bir hayatı
son bulmakla sonuçlandırdılar. Ayrıldılar, eşler birbirlerinden ayrıldılar, kardeşler birbirlerine düştüler. Yani ben gerçekten hiç tasvip etmiyorum. Ne olursa olsun, yani düşünebiliyor musunuz? Asgari ücret alan bir insan 3 tane kredi kartı kullanıyor. Bankalar bunun hesabını sormadan gel sana kredi kartı verelim derken işte vadelerinden bahsediyorlar, işte ödeme koşullarından bahsediyorlar. Bu karşı taraf için çok cazip geliyor ilk ölçeleri. Tabii bunun faizini düşünmüyorlar. İşte bir verirsem 6, bir alırsam 6 vereceğim hesabını yapmadan gerçekten çok sıcakkanlı olarak bakıyorlar kredi kartı işi konumuna. Kullanmıyorum. 24 ayda taksit olsa ben kullanmam yani. Kullanmıyorum, kullanmam. Yani ben mizacıma uygun değil. Kullanıyorum kredi kartı. Yalnız biraz borcum var tabii ki. Devletten 2014 yılında biraz da kredi kartı kullananlara yardımcı olmasını istiyorum. Okul önlerinde gereksiz bekleyen kişilere kabahatler kanununa göre para cezası uygulaması devam ediyor. Okul önlerinde gereksiz bekleyen kişilere kabahatler kanununa göre para cezası uygulaması devam ediyor. Erzurum'da 2009 yılında ilk öğretim okulu önünde Musa Kangın kaçırılarak öldürülmesinin ardından uygulamaya konulan okul önlerinde gereksiz bekleyen kişilere kabahatler kanununa göre para cezası uygulaması devam ediyor. Türkiye genelinde uygulama ilk olarak 2009 yılı Kasım ayında Erzurum'da ilköğretim okulu öğrencisi Musa Kang cinayetinin ardından başladı. Asayiş ekiplerinin ve güven timlerinin okulların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda okulla ilgisi bulunmadığı halde okul yakınında bulunan 15 kişiye 2700 lira idari para cezası kesildi. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 25 kişi yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yol İş Sendikası 2 No'lu Erzurum Şube Başkanı Kıyas Daşkaya, Büyükşehir Yasa ile yeni yapılanma için önerilerde bulundu. Yol İş 2 No'lu Sendika Başkanı Kıyas Daşkaya, 30 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimleriyle birlikte Büyükşehirler Yasası sonucu il özel idarelerinin belediye bünyesine geçeceğini ve bu doğrultuda gerek il özel idaresinde çalışan işçiler ve gerekse araç teçhizatları konusunda belediyeye önerilerde bulundu. Alınan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütümü için tek elden yönetilmesi gerektiği ve bu nedenle yasa kapsamındaki belediyelerle bağlı mümkünse tüzel kişiliği haiz bu altyapı inşaat biriminde toplanmasına yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Bu bağlamda önemli belirtmek gerekir ki Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerden sonra kapanan il özel idaresi personelinin de doğal olarak belediyelere devri gerekir. Buradaki işçilerin tamamı Türkiye Yol İş Sendikası'na üye olup daha önce köy hizmetlerinde çalışanlardan oluşmaktadır. Söz konusu işçiler yıllardan beri köy yollarının bakım ve onarım işleriyle ilgilenmiş, köylere hizmet götürülmesinde büyük emek sarf etmiş ve yaptığı işte uzmanlaşmıştır. Bu nedenle alınan iş gücünün oluşturduğu organizasyonun da korunmasının yararlı olacağını, bu personelin il özel idaresinin yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde kullandıkları araçlarla birlikte belediyeler bünyesinde oluşturulacak altyapı inşaat birimine aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kesinlikle bu değişimle işçiler mağdur olacaktır. Yani bizim 470 tane Erzurum'da personelimiz Büyükşehir Belediyesi'ne geçilir. Büyükşehir Belediyesi'ne geçerken bir takım işçilerin asıl yaptıkları işlerde uzmanlaştığı alanda çalıştırılmayacağı için bunlar emekliye sevk edilecek ve sıkıntı çekilecektir. Dolayısıyla bu nedenle İş konuda değişmiş olan bu işçiler sendikamızdan da ayrılmış olacaklardır. Bu nedenle tabii ki sıkıntı çekecekler. Erzurum Özel Halk Otobüsleri Derneği'nin 10. Olağan Genel Kurul seçiminde 85 oy alarak başkan seçilen Yusuf Cindilli, "Bir şehirde yaşam sektörü vitrin demektir," dedi. Erzurum Özel Halk Otobüsleri Derneği'nin 10. Olağan Genel Kurul seçiminde 85 oy alarak başkan seçilen Yusuf Cindilli, "Bir şehirde ulaşım sektörü vitrin demektir. Otobüslerde görev yapacak olan personellerden çalışma sistemine varıncaya kadar birçok yeni atılımlarımız olacak," dedi. Halk otobüsle alakalı belli zaten. Değişiklik, daha rahat, daha düzenli, daha halkımızı rahat edecek projelerimiz var. Onun için hep beraber, yönetimle beraber ne gerekiyorsa onu yapacağız. Atatürk Üniversitesi'ndeki özel halk otobüslerinin seferleri değişti.
Hocam, konuda bir yeni bir şeyiniz var mı? Bu konuda mağdur olduğumuz ortada. Onu biliyoruz. Hamza Başkan da belki bu konuda elinden geleni yapmıştır. Ona inanıyorum. Ama biz rektör beyle görüşmeden bu konuda rektör beyin hakkında bir söz söylememiz doğru olmaz. Ama ondan görüştükten sonra halk otobüslerinin mağduriyeti tabii ki orada güzelce değişikliğinden var. Ama rektör beyle görüşüp onu ne şekilde öğrencinin bizim manfaatımız olan neyse onu yapmamız lazım. Doğru, orada bir mağduriyetimiz var. Şoförlerle seminer verme, bu işi bilen hocalarla beraber şoförlerimizin siz de bilirsiniz, siz sabah 6'dan akşam 11'e kadar çalışan şoförlerimiz var. Akşama kadar aşağı yukarı 300-400 işiyle uğraşır. İnsanla uğraşmak çok zor bir iştir. Onun için şoförlerimizin bayağı psikolojisinde sıkıntı oluyor. Onun için şoförlere ne gerekiyorsa onu biz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan şoförlerin daha güzel hizmet etmesi için her ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Telefon piyasasının yükseldiği şu günlerde telefoncular kaçak telefonlardan şikayetçi. Yurt dışından ucuz olarak gelen spotlar telefoncuları oldukça düşündürüyor. Telefonculukla uğraşan esnaflar işlerinin yolunda gitmediğini belirterek bunun sebebinin kaçak telefonlar olduklarını belirttiler. Esnaflar 2014 yılında devletin daha akıllı bir politika ile kaçak telefonların önüne geçmesini ifade ettiler. Yüksek vergiler nedeniyle insanların kaçak telefonlara yöneldiğini ifade eden esnaflar hükümetin de bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini istediler. 10-12 yıldır bu meslekteyim, bilişim sektöründeyim. 2014 yılının herkese önce vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin vergi politikalarını daha da güzelleştirmesini istiyorum. Aşırı vergi nedeniyle insanlar orijinal cep telefonu alamıyor. Ve gayri safi olarak yurt dışından gelen kaçak cep telefonlarının önünü de alamıyor. O nedenden dolayı piyasada orijinal satışı çok düşük. Halk ucuz olduğu için genelde kaçak cep telefonuna gidiyor. Vergilerin düzeltilmesi ve kaçan da bir an önce önlenmesini istiyoruz. Telefon fiyatları orijinal olduğu zaman en ucuz bir telefon 200 lira. Mesela bu gayet bir cep telefonu. Fiyatı 200 TL. 2 yıl garanti var. Kişi bunun spotunu aldığı zaman spotunu 80 liraya 100 liraya alıyor. Ama vergisi verilen bir telefon 100 milyon. 200 milyon. Devlet ya bunun kaçağını bitirecek, gayri safi Türkiye'ye gidişlerini önleyecek, örgütler bunu getirmeyecek ya da vergisini düşürecek. Burada dürüstçe çalışan vatandaş çalışmasına ve hayatını idame ettirmesine devam ettirsin. Türkiye Devlet Demir Yolları Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, yenilenen gar müzesini basın mensuplarına tanıttı. Erzurum Gar Müdürlüğü bünyesinde kurulan müzede 320 adet tarihi belge, araç ve gereç bulunuyor. Türkiye'de 150 yılını dolduran demir yollarının ikinci müzesi Erzurum'da hizmete girdi. Türkiye'de sadece Ankara'da bulunan demir yolları müzesi kısa bir süre önce Erzurum Gar binası içerisinde dizayn edildi. ...1900'lü yılların başından itibaren demir yolları hizmetlerinde kullanılan tarihi bilgi, araç ve gereçlerin yer aldığı müze ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Erzurum Gar İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, Türkiye'de ikincisini açtıkları müzeye ilginin yoğun olduğunu belirterek müzenin yolcular ve bölgeye gelen yerli yabancı turistler tarafından gezildiğini kaydetti. 2000 yılında personel arkadaşlarımızın kişisel çabalarıyla özellikle emektar gar müdürü arkadaşımız Ahmet Başar Bey'in katkılarıyla, kişisel çabasıyla oluşturulmuş bir müze. Bu müzede yaklaşık 150 yıl önce kullanılan malzemeler sergilenmekte. Geçmişten geleceğe bir zaman tüneli. Biz burada hem yolcularımızın tren beklerken gelip nezih, hoş bir mekanda tarih kokan, buram buram tarih kokan bu tarihi gar binamızda demiryolunda geçmişte kullanılan malzemelerin gezmesini, görmesini sağlıyoruz. Biz bütün vatandaşlarımızda, Erzurumlarda, hemşehrilerimizde müzemizi gezmeye bekliyoruz. Müzemiz herhangi bir ücrete tabi değildir. Ücretsiz olarak gar müdürlüğümüze veya işletme müdürlüğümüze bilgi verilmesi halinde ücretsiz bir şekilde burada herkese ziyarete açık. Kanal 25
25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini dinlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.